Cemal Hoca bir programda bana ee, efendim ee, hezeyanı var gibi bir kelime de kullandı. Yani Çakıcı'nın işte birleşmeyle ilgili ittifaklarla benim. Yani biz terimler de kullanarak, partime gece kondu partisi ifadesini de kullanarak devamlı bunu sözleri söylese de bizim bakış açımız şudur. Bu partiler bizim partilerimizdir. Gelecekte bu partiler Cemal Hoca, Hasan, Hüseyin, Mehmet de engellese de engelleyemeyecek de bunlar birleşecekler. Mehmet Çakıcı'ya düşen görev, bu iki parti... Adım atacak partiyi... mısınız bu konuda? Tabii ben... Yani seçimde bu seçim, olasılık seçim var. İki müteahhitlerden gidebiliriz. Üç kez Mehmet Armancı'yı, üç kez Cemal Hoca'yı görüşmek için davet ettim. Çay içelim dedim. Konuşalım. Çünkü ben isterim partilerin beraber hareket etmesini. Çünkü ederse... Hükümettir bir sonrakinde. Sonuçta Tayyip Erdoğan'ın bir parçası değil. Bir ya. şey AKP, söyleyeyim. Bu kadar çok halkın partisi, bir şey var yani. halkın partisi. YDP'nin bölündüğü, DP'nin gerilediğinde bizim ikimizin birlikte hareketi şeydir. Hükümet olmasını sağlayacak. Belediyeleri artırmayı sağlayacak. Ve nasıl Sayın Akıncı'ya destek olduk gelecekte, e, geçmişte ve e, Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı oldu veya bir iki muanla kaybetti. E, bizim de gelecekte bir cumhurbaşkanı adayı aramızdan biri diyorum ben. Birinin e, aday olmasını sağlayacak. Ve bu kötü düzene karşı dik, dik olarak karşılarına çıkacak. Siz düşünür müsünüz cumhurbaşkanı adaylarını? İster misiniz? Bak yani? ben, ben size söyleyeyim. Partiyle ilgili bana düşen bir misyon varsa onu yaparım. İlla benim olmam gerekmez. Sayın Akıncı da var. Ben Sayın Akıncı e, adayımızsa o zaman onu destekleyeceğiz. Başka uygun bir adaysa başka bir aday. Ama ben gerekirse o da orada olacak.